Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Yunanistan büyük şoka uğradı. Seçim haritası ortalığı karıştırdı. Türkiye 28 Mayıs'ta 13. Cumhurbaşkanı seçmek üzere sandığa gitmiş oldu. Değerli takipçilerimiz, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci seçimle beraber seçim yarışını yakından takip eden Avrupa basınında yayınlanmış bir harita Yunanistan'ı adeta çıldırttı. Anavatan Türkiye 28 Mayıs'ta tekrar seçime gidiyor. 13. Cumhurbaşkanı'nın seçileceği seçim Yunan basınından yakın makrajı ağladı. Fransa'da önde gelmiş medya kuruluşlarından Türkiye seçimlerine karşı yaptığı haberinde hata Yunanistan'da infial yarattı. Fransız medya kuruluşları Yunan adalarını Türkiye'nin seçim haritasına dahil etti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias hatanın düzeltilmesi için çağrıda bulundu. El Arabiye Erdoğan'ın rakibi ikinci tur oylama öncesinde gençlere ulaşmaya çalışıyor yorumunda bulundu. Seçimden alınacak ders çok açık diyen ABD merkezli Washington medya kuruluşları şu ifadeleri de kullandı. Türk demokrasisinde belki de bütün demokrasilerde kimlik siyaseti her şeyin önüne geçiyor. Kılıçdaroğlu ilk tur mağlubiyetinin ardından sonra kampanya ekibinde revizyona gitti diyen İngiltere medya kuruluşu, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun yeni seçim stratejisini şekillenmesinde daha belirgin rol üstlenmeye hazırlandığını yazdı. Erdoğan rakibi Türkiye ikinci turda zorlu bir mücadeleyle beraber karşı karşıya başlığını atan diğer medya kuruluşları şu ifadelere değindi. Türkiye'nin laik muhalefet lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ilk ikinci tur seçiminde zorlamayı başarmış olabilir. Ancak 28 Mayıs'ta kazanma şansı çok az şeklinde bir ifade kullanıldı. Değerli takipçilerimiz, bir videomuzun daha sonuna geldik. İlerleyen saatlerdeki videolarımızda siz değerli takipçilerimizle beraber buluşmak ümidiyle.